full defans var be. Gracie, Determination'i, Summon Skitter Boto, Defiance Banner'ı. Hani Precision bile açmadım ya. Precision da yarıyor bize. Onu bile açmadım abi. Direkt yani öküz gibi tanklayayım istedim. E sonuç ne oldu? Sonuç bu oldu abi. Sonuç bu oldu abi. Yani biraz fazla mı tank oldu sizce? Açtı. İşte. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Arkadaşlar hoş geldiniz. Keyifler umarım yerindedir. Hoş geldiniz tekrardan videoma. Biraz geç oldu bu videoyu paylaşmam çünkü biraz şehir dışındaydım. Ama lig startına yetiştirebildim, daha 2 gün var. Bu starter bu yılda Explosive Trap. Explosive Trap deyince aklınıza ilk şey geldi değil mi? Glass Cannon olacak. Hani her şeyden tek yiyecek ama her şeye tek atacak ve yavaş olacak. Klasik Trap. Abi bu trap bir farklı. Ya, bu trap ciddi anlamda bir başka. Neden? Abi bu trap aşırı tank oluyor. Yani benim görüşümce diğer traplere göre çok tank oluyor. Sebebi Trickster'dan oynuyoruz. Bu trap abi acayip hızlı oluyor. Çünkü self chill var. Self chill'i biraz sonra yine değineceğim. Nasıl bir mantıkla çalıştığını. 3. Bu trap abi diğer trapler gibi tek atıyor. Yani Uber'lere girip tek atıp çıkabileceksiniz. Ardından gelelim benim kurallarım. Benim bir build'in starter olabilmesi için 3 tane ana kuralım var. 1 abi lig start dediğin şey ucuz olacak. Yani bir lig startın ciddi anlamda ucuz olmazsa o lig start olmaz abi. 2 bir build kesinlikle ve kesinlikle fazla takılmaması lazım. Yani bir yere kadar ilerledin. Ondan sonra 1-2 item alıp yola devam etmen lazım. 1-2 item alıp yola devam etmen lazım. Çok takılmayacak. Yani başı ağrıtmayacak. 3 ise abi bir bu build'in o ligin mekaniğiyle uyumlu olması lazım. Hani o ligin mekaniğiyle uyumlu olmazsa çok sıkıntı yaratır. Mesela gidip Sanctum ligine Righteous Fire'da başlarsanız ya kafayı yemelik. Hani, bu ligin mekaniği de boss ligi abi. Yani boss mekaniği olacak, gireceğiz Maven Invitational gibi gireceğiz abi. 6 tane en fazla boss olacak, onları keseceğiz, çıkacağız abi. Keseceğiz, çıkacağız, keseceğiz, çıkacağız. Bu build onun için çok çok ideal. Neden? Giriyorsun, trapleri atıyorsun, çıkıyorsun. Neden eksplosif trap olduğunu anlattık. Şimdi gelelim artı eksilerine. Artı eksilerinde şöyle diyebilirim ki, öncelikle artı olarak 1. Abi bu build boss rushlama build'i. Hani bazı arkadaşlar vardır. Direkt ben ufak birkaç itemimi alayım. Ondan sonra direkt Maven keseyim. Boss'umu keseyim. Sonrasında ben milletin boss girdik yapacağım. Gideceğim 2-3 dakikamı ayırıp milletin Maven'ını keseceğim. Bir Divine'ımı alıp cebime koyacağım. Gibi gibi. Ya da insanlara Voice Stone'da atacağım. 50 kaostan portalı satacağım. Gibi gibi gibi. Bu build onun için çok uygun. Yani direkt boss rushlayabiliyorsunuz. 2 olarak bu build'in iyi yanlarından diğeri de self chill yaptıktan sonra bu build aşırı hızlı oluyor. Yani o hızı gördükten sonra zaten bu trap bir farklıymış dedirtiyor insana. 3 ise
Trickster'dan dolayı aşırı tank oluyor. Yani ben o tanklarına bayıldım bu build'in. Onu sizin de görmeniz zaten sizi şaşırtacaktır. Eksilerine değinirsek ise abi trap bir playstyle. Hani herkes için uygun olmayabilir yani. Bir açın bir deneyin derim yani. Ondan sonra karar verin. İki de map clear'i çok iyi değil. Hani map clear fazla bir şey beklemeyin yani, onu da söyleyeyim. Şimdi ufaktan bir itemlere değinmek gerekirse, bunun için ayrı bir video çekeceğim craftları hakkında. Ama ufaktan bir değinmemiz gerekirse early mapping için veya mid game için söyleyebilirim. Öncelikle silahlara şöyle bir şey yapıyoruz. Şuraya sağa sola bir yere vendor resip koyarım. O vendor resip takip ederek bu itemlerin craftını yapabilirsiniz, mantları bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama skeple kullanmanız çok daha mantıklı çünkü lipslam kullanıyoruz. Weapon'larda ise böyle bir vendor resip kullanıyoruz. Herhangi bir weapon'ı beyaz olacak ama. Beyaz olarak koyuyoruz. Ardından ise şöyle bir şey var. Fire tag'i olması gerekiyor. Sattığımız gemin. Fire tag'i olacak. Ve quality'leri, toplamları 40 yapacak. Mesela bunda fire tag'i var. Ve quality 8. 9, 9, 9. Böyle satıyoruz. Ve bu bize şöyle bir vendor resp sağlıyor. Artı bir all fire spell skill oluyor. Bunu physical olarak da koyabilirsiniz, satabilirsiniz. Yani physical tag'li, explosive trap'li ikisi de var çünkü. Buradan artı bir all fire spell skill alıyoruz. Sonrasında ise şöyle bir işlem yapıyoruz. Crafting match'ten force spell diyoruz. Bunu craftlıyoruz. Ardından geliyoruz. Regal'imizi atıyoruz. İşi bitiriyoruz. Bunu ta tier 16 mapleri, yani mid game crit versiyonuna kadar kullanabilirsiniz. Ondan sonra istediğiniz weapon'ı craftlayabilirsiniz. Kafalıkta ise şöyle bir şey var. Biz Ascendance'de Escape Artist kullanıyoruz. Ascendance'de Escape Artist kullandığımız için de kafalıktan alacağımız her bir evasion rating, her bir enerji shield evasion rating olarak bize geri gelecek. Bu sayede de, bu yüzden de hubris olabilir. Yüksek evasion enerji shield'li kafalık kullanın. Ardından yüksek enerji shield'li bir kafalık alıp, yani hubris alıp gidip loading essence basarak kullanabilirsiniz. Enchant için ise Explosive Trap Causes 2 Additional Smaller Explosion kesinlikle çok iyi olabiliyor. Body Armor için ise amacımız şu: yine Escape Artist'ten dolayı Body Armor'daki her 6 Evasion Rating bize enerji şiddeti olarak geri gelecek. Bu yüzden de Body Armor'da yüksek Evasion Rating'li item bakıyoruz. Bunlardan en mantıklarından bir tanesi de Kisugi. Çünkü ucuz, çok ucuz. Yani 3-5 kaosu alabiliyorsunuz. Ama eğer baktığınız bu lig pahalı Kintsugi, hemen diğer alternatiflere bakın. Yüksek evasion ratingli olması en önemli şey. Gloves'da ise herhangi resti bir gloves kullanabilirsiniz. Ama şunu unutmayın, cold convert yapmamız lazım. Cold convert'ı ise şu şekilde yapıyoruz. Explosive trap'in kendisinde %50 fire convert var. Physical'ı fire convert. Kalan %50 physical'ı ise cold'a convert etmek istiyoruz. Bunun iki şekilde yapabiliyoruz. Birincisi şu: Cold Mastery'den %40 alıyoruz. Ardından geliyoruz %10, yani %20 Gloves'dan alıyoruz. İşi bitiriyoruz. Ya da ikinci ihtimal. İkinci ihtimal ise şu: Divergent Explosive Trap kullanıyoruz. Oradan %40 Physical Convert Cold Damage geliyor. Yanına da Gloves'ı koyuyoruz. Bu sayede Cold Mastery'den kurtuluyoruz. Ama ben birinci yolu yapmanızı tavsiye ederim. Sebebi de şu: Explosive Trap 21 level kullanabilirsiniz bu sayede. Botta ise Enchant'ı özellikle söyleyeyim öncelikle. Enchant'ta şöyle bir olay var, traplerde geçerli olmak üzere. If you haven't crit recently diyor. Siz crit atmıyorsunuz abi, trapler atıyor. Bu yüzden de %120 increase critical chance'ı perma bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani süresiz bir şekilde siz buna sahip olabiliyorsunuz. Çünkü siz crit atmıyorsunuz, trapler atıyor abi. İtemde ise ne almamız gerekir derseniz de
Herhangi bir wrist alabilirsiniz. Wrist, ball wrist saçını kapatırsınız oradan. Üstüne bir de suppress spell alırsanız iyi olur. Bu da pasif geriden verdiğiniz suppress spellleri geri alabilmenizi sağlar. Extra point gibi düşünebilirsiniz aldığınız her suppress. Amulette şöyle bir şey yapıyoruz. Anoint olarak başlarda ben Dreamer'ı kullanıyorum. Ama onu kendinize göre ayarlarsanız. İtem olarak da artı bir Fire Gem ya da artı bir Physical Gem. Artı bir All Skill Gem. Hiç fark etmez. Bunlardan birini almanız çok çok faydalı oluyor. Kesinlikle ama şunu unutmayın. Amulette ve ringlerde Non-Channeling Mana Cost gerekiyor. Bunu içinde Earl de Jun yapmanız sizin hayrınıza olacaktır. Ringlerde ise herhangi bir ring alıp boya esansı atarak en enerjetli bir ring kullanabilirsiniz. Ama Base Two Stone ring olursa çok iyi olur. Sizin rest açığınız çok fazla olacak çünkü onları bu sayede kapatabilirsiniz. Belt'e gelirsek ya, Belt'te ise Sunblast kullanıyoruz. Sunblast çok çok önemli. O yüzden de benim 1-2 video öncesinde Chaos Risk Enhancer'ı anlatıyorum. O videoyu izleyerek bakabilirsiniz. Arc9'a geliyoruz. Arc9'da Heist'e giriyoruz. Heist'ten Chaos Risk yapıyoruz. Ve oradan maplere 40-50 Chaos'la başlayabiliyoruz. Bu taktiği yaparak Sunblast ve Kintsugi'yi alabilirsiniz. Sunblast ortalama 4-5 Chaos oluyor. Kintsugi de 3-5 Chaos oluyor. Yani bu şekilde 10 Chaos'u bunlara verip maplere çok tatlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Ama mandatory değil. Sadece öneri. Sunblast'ın olayı ise Reduce Trap Duration oluyor. Onu şu şekilde anlatayım. Şimdi ise Sunblast'ın mantığını anlatacağım. Sunblast'ın mantığı için şöyle söyleyeyim. Trap'ı atıyoruz öncelikle normalde. Trap'ler belli bir süre bekliyor. Atıyorum 10 saniye bekliyor. Sonrası izinde ise böyle gördüğünüz gibi patlayabiliyor. Burada ama şöyle bir şey var. Trap'ı attım. Bunun patlaması için bir de şöyle bir muhabbet var. Yaratığın üstüne gelip üstüne geldiğinde tetikleniyor. Sunblast bu mekaniği komple değiştiriyor. Şöyle bir şey yapıyor. Sunblast koyduğumda şurada gözüküyor. Reduce Duration diyor. %70 Reduce Duration veriyor. Bu da trap'in yerde durma süresini azaltıyor. Yerde durduğu gibi hemen patlıyor bu sefer. Yani 10 saniye beklemiyordu, 3 saniye bekliyor gibi düşünebiliriz bunu. Bunun şöyle bir dezavantajı da var ama Traps cannot be triggered by enemies diyor mesela. Şurada görebileceğiniz gibi. Bunun yüzünden de herhangi bir yaratık üstüne gelince patlamıyor. Ama Trap Duration'ı azalttığı için Trap'in oynanış mekaniğini biraz daha oynanılabilir hale getiriyor. Sunblast çok çok önemli bu build için. Yani ne kadar erken alırsanız o kadar iyi yani. Mandatory değil ama çok öneriyorum. Bir de şöyle bir şeye dikkat edin. Trap Duration Reduce diyor ya. Bu 50 ile 75 arasında oynuyor. Minimum 70'de alın. Yani 70'ten 68 alacağınızı hiç almayın daha iyi. Onu da söyleyeyim. Bir de şöyle bir şeye dikkat edin. Eğer Sunblast kullanıyorsanız buradan gelip Traps Cannot Be Damaged'ı kesin alın. Bu çok önemli. Çünkü Sunblast da yerdeyken direkt yaratıklardan hasar yiyebiliyor trapler. Ve bu şekilde bosslara hasarınızı baya baya yükselteceksiniz. Bir de şöyle bir noktaya değinim. Sunblast'ınız varsa eğer trap speedinize dikkat edin. Fazla trap throwing speed almamaya çalışın. Nedeni şu. Mesela trap throwing speed fazla olursa şu şekil oluyor. Mesela atıyorum mesela şu an 0 DPS vuruyorum. 0 DPS vurmam. Bu baya baya kötü bir şey. Neden? Maxlandığı gibi durmam gerekiyor. Bu fazla trap throwing speed aldığınızda ve playstyle'ınızı düzeltmediğiniz takdirde bu ciddi anlamda sizin dezavantajınız olacak. O yüzden ona dikkat edin. 22 oldu, sustum, durdum. 22 oldu, durdum artık. Hani ona da dikkat etmeye çalışın. Yani ufak bir tüy olsun. Buna da aslında trap throwing speed'i fazla almayarak düzeltebiliyorsunuz. Sunblast aldığınızda dikkat etmeniz gereken bir Sunblast'ın etrafında trap'ler nasıl çalışıyor onu da anlattığımıza göre şimdi diğer konuya geçebiliriz. Lab'lara gelirsek Lab Enchant'larında biraz önce de söylemiştim ama ufaktan tekrardan değineyim. Kafalıkta Explosive Trap
causes too smaller explosion. Bunu alıyoruz. Ardından botta ise increase critical strike chance alıyoruz. Bu çünkü çok önemli. Trapler de crit atıyor. Sen crit atmıyorsun. Bu yüzden de perma bir şekilde alabiliyoruz. Ama self kill'den sonra mana costlu ayakkabı alın. Yani self kill'e kadar critli ayakkabı. Self kill'den sonra mana costlu ayakkabıya geçiyoruz. Gloves'da ise herhangi fark etmiyor. Pantheon'larda Arakali ve Yugo'lu öneriyorum ben her zaman gibi. Hemen hemen çoğu bu elimde onu, o ikiliyi kullanıyorum. Bu arada ufak bir şey olsun, sakın self kill'e geçtiğinizde Brine of the King almayın. Çünkü orada Reduce Chill Effect var. Biz kendimizi chill'liyoruz. Reduce Chill Effect almak istemeyiz. Leveling'e geçersek arkadaşlar, Leveling kısmında Fire Trap ve Explosive Trap kullanıyoruz. Fire Trap'i clear için kullanıyoruz. Sağ tıka Fire Trap alıyoruz. Yaratıklarda normal ilerlerken Fire Trap atıp geçiyoruz. Çarkımıza bile bakmıyoruz. Bosslarda ise şöyle oluyor Leveling'de. Explosive Trap'leri bossların altına düşüyoruz. Fight başladığı gibi yarı canda başlıyor zaten. Ardından bir Fire Trap atıp olayı bitiriyoruz. Şimdi gelelim self kill mantığına. Self kill mantığını da anlatmam gerekiyor. Öncelikle self kill olmadan önce bir 90-92 arası olmaya çalışın. Bunun için gereken şartları da şöyle özetleyeyim. Öncelikle ana mantığını anlatayım self kill'in. Ana mantık şöyle ki, Forbidden Right'ı bir tane Trigger Scepter'e bağlıyoruz. Ve 4 saniyede bir herhangi bir skill kullandığımızda Forbidden Right atıyoruz. Forbidden Right ise bizim canımıza kaos olarak vuruyor. Peki Call of the Void sayesinde ise bu hasarı biz chill olarak alıyoruz. Yani bu hasar bizi chill'liyor. Ardından chill dediğimiz ise bizi yavaşlatıyor. Yani action speed'imizi düşürüyor. Peki Winter Weaved Ring'i sayesinde de bu chill efektini tersine işliyoruz. Yani bizi yavaşlatmak yerine hızlandırıyor. Evet doğru bildiğiniz, -30 action speed değil artık, +30 action speed. Peki self chill'in mantığını anlattığımıza göre burada dikkat etmeniz gereken şeyler şunlar self chill'e geçerken. 1. Call of the Void ve Winterweave ringleri lazım. 2. Trigger Socket Spell Scepter'e lazım. 3. Trigger Socket Spell Scepter'e bir tane Forbidden Right koyacağız. 4. Forbidden Right bize kaos olarak vuracak. Bu yüzden de kaos resimimizi bir 70, yani dayamalıyız max'a. 5. Bot enchant'ı mana cost'a çeviriyoruz. Yani mana cost'lu bir enchant'lı bir bot alıyoruz. 6. Ascendance'de One Step Ahead kullanıyorduk. Artık Heart Stopper'ı kullanıyoruz. Çünkü bizim çillenmemiz lazım. Elemental immun sakın yapmıyoruz kendimizi. Herhangi bir yerden elemental immun almıyoruz. Biraz önce söylemiştim, Brine of the King Pantheon'unu kesinlikle almıyoruz. Forbidden Right bizim canımızı düşürecek. Bu yüzden biraz Life Regen'e ihtiyacımız var. Bu Life Regen'leri de şu şekilde alabiliriz. 1. Varan 1. Small Cluster'lardan Road Resistant kullanabiliriz. Bu bize hem Life Regen hem Chaos Resist verecek. Flask'a Jund'dan işte Life Regen craftlayabiliriz. Ya yani bunlara bakabiliriz. Self Chill bu kadardı. Şimdi geçeriz Max Endgame'i hazırladım bir de. Max Endgame ise bu build'i beğendiniz. Hoşunuza gitti. Fantezi arıyorsunuz. Min Max yapmaya çalışıyorsunuz. O fantezinin tamamıyla karşılayacak, kendi craft becerileri tamamıyla geliştirecek bir fantezi build'i yapmaya çalıştım orada. Ona da bakabilirsiniz eğer bu build'i beğendiyseniz. Arkadaşlar popa gelirsek ise leveling'ini bu şekilde ayarladım item setlerden. Early mapping için ayrı bir item set kullandım. Yani leveling aktörüne kadar biliyorsunuz. Early mapping tier 1 map'ten tier 16 map'e kadar olan kısım. Mid game için item ayarladım yine. Mid game ise tier 16'dan sonrası. Self kill ise tier 16'dan sonra yine aynı şekilde. Ama bu hız için yapılıyor. Yani self kill'in ana mantığı hız. Max end game ise fantasy arayanlar için ayarladım.
Skill'lerde ise yine aynı şekilde ayarladım. Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 5 diye şekilde leveling gemlerini ayarladım. Early mapping gemleri, mid game crit gemleri bu şekilde ayarladım. 3D'de ise şöyle bir şey yaptım. Akt 1'den Akt 10'a kadar her bir aktın ayrı ayrı tresini ayarladım. Buradan bakabilirsiniz. Tek tek baka baka ilerleyebilirsiniz. Bu arada kesinlikle notlara bakmayı ihmal etmeyin. Çok detaylı bir şekilde notları hazırlamaya dikkat ettim. Hatta ikinci leveling'de hangi itemleri kullanmanız gerektiğine kadar tek tek anlattım. Buraya da bakabilirsiniz. Better Trading linki ise için size şunu söyleyebilirim ki Better Trading linki gelecek. Şu an standart olduğu için ayarlayamıyorum. Ama lig başladıktan sonra onu da ayarlayacağım. Mana cost'a ise değinmemiz gerekirse mana cost sorununuz olabilir. Mana cost sorununuz yüksek ihtimal olacak. Mana cost sorununu çözebilmek için şöyle öneriler listeledim sırayla. İlk olarak en ucuz versiyon şu. Enduring Mana Flask kullanabilirsiniz. İkinci olay şu. Clarity kullanabilirsiniz. 3-5 level bir Clarity işinizi görecekleri yüksek ihtimal. 3 olarak Life Mastery'den Skill Cost %30 Life instead of Mana'yı alabilirsiniz. Bu da çok güzel oluyor çünkü Mana Cost'un %30 kadar Life'dan gidiyor. 4 olarak Inspiration koyabilirsiniz. Explosive Trap'e bağlayıp. Divergent Inspiration daha iyidir ama bir tık kalın gelebilir, pahalı çünkü. 5 olarak Non-Channeling Mana Cost ringlere ve amulete kesinlikle alıyorsunuz. Bu da çok önemli. 6 Reduce Mana Cost of Skill alıyoruz şeyden, Jewel'lardan. Hani alabilirsiniz, o da olabilir. 7 Selfie'le geçtiğinizde muhakkak bota Mana Cost Enchant alıyoruz. Bu da çok önemli. 8 ise Dreamer Notable'ını anointleyebilirsiniz amulete. 9 olarak Anomalous Trap and Mind Damage kullanabiliriz. Bu da güzeldir ama kalın gelebilir. Biraz pahalıdır çünkü. 10 Impossible Escape kullanabiliriz. Necromantic Aegis ya da Glancing Blow. Ama Glancing Blow biraz bir tık kalın gelebilir. Pahalı çünkü. Necromantic Aegis daha iyidir. Onun etrafında şeyler var. Şimdi Reduce Mana Cost of Skill veren Dreamer falan yerleri var. Onları alabilirsiniz. 11 Clarity Watcher, ya bir Watcher'ı alıp Clarity Mana Cost of Skill, onu da alabilirsiniz. O da güzel oluyor. 12 ise son olarak herhangi bir flaskınıza Reduce Mana Cost craftlayabilirsiniz Jund'dan. Bu sıraladığım şekillerde mana probleminizi çözeceksiniz. Bunlardan herhangi birini ya da herhangi bir iki tanesini seçip Mana Cost olayınızı halledebilirsiniz. Yine bu starter videosunun da sonuna bir soru cevap hazırladım. Öncelikle çok ölüyorum, ne yapmam lazım? İlk olarak abi birislere bir göz atın. 75'te mi, ona dikkat edin. Self kesseniz, kaos kesseniz 70'in üzerinde mi, buna dikkat edin. İkinci olarak body armor'a ball evasion'lı bir body armor alın. Çünkü escape artist ascendancy point'ini kullanıyoruz. Helmet'a ise ball enerjili bir helmet alın. Üçüncü olarak Grace açık mı? Bakın Grace çok güzel bir tanklık katıyor bu yılda. 4 olarak da Spell Sub 5'in %100 mü, ona dikkat edin. Eğer %100 değilse Body Armor'dan vesaire veya bottan, gloves'tan alabilirsiniz ekstra. Sonrasında DPS'im eksik, neler yapabilirim? DPS için şunları ödeyebilirim. En büyük DPS kaynağı Critic Cap demek. Critic Cap demek baya baya büyük bir önemi var. Hatta sırf ondan dolayı Alternating Scape'i kullanıp Brittle alıyoruz. Brittle bir anda 70'ten 98'e falan çıkarabiliyor. O yüzden çok op oluyor. İkinci olarak Sunblast Belt var mı, ona bakın. Sunblast Belt'i DPS'i oldukça artıyor. Üçüncü olarak Explosive Trap'in
leveli çok önemli. Siz de artık biliyorsunuz ki siper gemleri gem leveli ile scale oluyor DPS'i. Atak skillleri ise hepsi olmasa da atak skillleri ise weapon damage ile scale oluyor. O yüzden early alacağınız bir explosive trap 21 level çok güzel bir DPS sağlayacak size. 5. olarak %50 cold convert yaptınız mı? Buna dikkat edin. Explosive trap'in kendisinde %50 fire convert var, physical fire'a. Kalan %50 physical'ı da cold'a convert etmek istiyoruz. Bunu yaptınız mı? Yapmadıysanız hemen %40 cold masterisinden %10 ile Globus'a Jun'dan craftlayarak halledebilirsiniz. Ardından bottaki enchant çok önemli. Yani self-kill'e kadar crit şanslı botu kullanın. Yani bu çok güzel DPS katıyor. Direkt %120 perma bir şekilde crit şans alıyoruz. Bu çok op oluyor. Son olarak ise alternating scepter çok önemli ve crit masterisinden increase non-damaging ailment alıyoruz. Bu da brittle'ın efektini arttırıyor. Bu da çok önemli. Son olarak söylemem gerekirse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir build rehberi olmuştur. Elimden geldiğince boş yerleri kırpmaya çalıştım. Biraz uzun oldu sanki ama inşallah beğenirsiniz. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler dilerim. İyi günler dilerim.